Yani aklı almıyor. Ya benim hatamı nasıl düzeltiyor? Melekler düzeltiliyor. Düzeltiyor. Tövbe ile, istiğfar ile. Melek günah işledi mi? Senin adına istiğfar edenin duası kabul oluyor işte. Melek günah işlemez kardeşim. Duası da reddedilmez. Bildiğim kadarıyla hani günahkar bir başkası bile başka günahkara eğer dua etse Makbuldur. makbul oluyor çünkü. Çünkü o ağız, mesela sen benim adıma dua ediyorsun. Benim ağzımda olsa günahkarım ama sen benim adıma edince benim ağzım oluyor, ben o ağızda günah işlemedim. Çünkü meleklerin duası reddedilmez. Benim adıma istiğfar ediyorsa temizleniyor, günah düzeltiliyor demektir. Bizim kusurlarımızı melekler şey yapıyor, düzeltiyor tövbe ile. Tabii düzeltecek Allah. Okuyayım. Mümin suresi 7. surenin 9. ayeti. Arşı yüklenen ve arşın etrafındakiler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman getirirler ve iman eden kimseler için Allah'a iman ederler melekler. Allah'a iman eden kimseler için şöyle mağfiret dilerler melekler. Ey Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Bunun için tövbe edenleri ve senin yolluğuna koyulanları bağışla. Onları cehennem azabından koru ey Rabbimiz. Onları ve atalarından, zevcelerinden, nesillerinden salih olanları kendilerine vaat ettiğin adın cennetine koy. Bizim için diyor. Amin ya Rabbi. Allah'ım şu yapan meleğin hürmetine ya. Şüphesiz sen azizsin, hakimsin. Şöyle diyesim geliyor ama demek istemiyorum. Olur mu diyenleri ya Rab şu nimetten mahrum et diyesim geliyor. Etme gene. Etme. Ya ayet olmasa ayeti de inkar açıktır ha. Ya meleğin ağzı günahkar değil ki, meleğin duası duadır ya, kabul bitti. Reddedilemez çünkü. Edilmiyor yani. Ama gene buna itiraz eder. Benim günahıma tövbe, onun adına ne yap diyor? Bunun için tövbe edenleri ve senin yoluna koyulanları bağışla. Allah ne diyecek öyle mi? Melek ediyor benim adıma. Onları cehennem azabından koru. Bak. Ey Rabbimiz, onları ve atalarından, zevcelerinden, nesillerinden salih olanları kendilerine vaat ettiğin adın cennetine koy. Şüphesiz sen azizsin, hakimsin. Bir de onları fenalıklarından korursan, bizim için diyor, muhakkak kıyamet gününde bağışlamışsındır. İşte bu en büyük kurtuluştur diyor. Devam edin. İşte ben izah ediyorum. Bizim adımıza günah olmayan melekler kusurlarımıza tövbe ediyorlar. Müminin kusurları için dua ederlerken o anda melekler de bizim için dua ediyorlar. Şura 5. ayet. Gökler neredeyse üstlerinden parçalanacaklar. Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ederler. Bak, iyi dinle şimdi. Ve yerde olanlara mağfiret dilerler. Haberiniz olsun diyor Cenab-ı Hak. Sizin için bak, göktekiler yerdekiler için mağfiret dilerler. Ya Rab onları affet diyorlarmış. Nereden bilecektik, Allah söylüyor. Allah bunu söylüyor. Bak sizin için böyle diyorlar diyor. Ne bir nimet ya. Benim için melekler mi? Ben nerede bilecektim? Melek bana demedi ki. Allah ayetiyle dedi. Gerçekten Allah bağışlayan ve esirgeyen O'dur. Asap 43. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerine rahmetini gönderen O'dur. Meleklere de sizi istiğfar ederler. Melekler de sizi istiğfar ederler. Allah müminlere karşı çok merhametlidir. Merhametli değil, çok merhametli. Bak, izah. Arşı taşıyan meleklere hamale-i arş denilip bunların sayıları 4 olduğu rivayet edilmiştir. Peygamberimizin hadisi var. 4. Kıyamet gününde ise bunların sayıları 8 olacaktır ve bizim adımıza bunlar hep istiğfar ediyor. Zümer 75'te ne diyor? Mealen söylüyorum. İman edenler için istiğfar etmekte ve bağışlanmaları Rablerinden isterler.
bizim için bağışlamamızı Rablerimizden istiyorlarmış. Bunu yapmaları için insanların kalplerine de tövbe ilham ederlermiş. Melekler bunu iste ya. Hem bizim adımıza ya Rab bunu affet. Bir de benim kalbime af ya Rab beni affet dememi için ben demek için bana ilham ediyormuş melekler. Şeytanlar da ilham ediyor şeri. Melekler de bize hayrı. Melekler o kadar hassastırlar ki benim zaman. Belki insanlar tövbe edip şirk koşmaktan vazgeçerler ümidiyle azap göndermemesi için Allah'a yalvarmaktadırlar. Kur'an'da. Allah'ım azap etme bu insanlara. Hem mümin mümine gıyabında dua ederlerken bu hadis-i şeriften bil mana mealini yazdım. Mümin mümine gıyabında dua ederlerken melekler aynı ile bizi dua ederlermiş. Ebu Derde radıyallahu anh rivayet etmiştir. Yani ya Rabbi mesela. Allah'ım Salih'i affet deyince melekler diyor ki Allah'ım amin ve bu kendisini de affet. Benim için diyor ki ya Rabbi onu diyeni de affet. Ya ne? Yok diyenler. La peygamber demiş. Desin canım. Herkese mi dua ediyorlar abi yoksa iman sahiplerine? İman sahiplerine abi. Çünkü niçin biliyor musun iman sahiplerine? Meleklere kim iman ettiyse bedelini ödüyorlar onlar. Peki melekler de şeytanlar gayb değil midir? Gaybtır. Gaybe iman, imandır. Peki şeytanlar da cinler de gaybtadır. Melekler de gaybtadır. Meleklere iman esasına girdi de şeytanlara ve cinlere iman edin. İman esaslarına niye girmedi? Şeytanlara iman niye girmedi? Ulan iman edin şeytan vardır ya. He? 13. lemayı okuyun. Çünkü açıktadır can. Şeytan açıktadır. İman gaybadır. Şeytan açıkta canım. Gaybdi ki. Seni hak yolundan çeviren odur. Açık saçık şeyler odur. Şeytan kumandasına girmiş askerlerdir. Açık filmler odur. Neyin yani? Günaha iman edin. Zaten karşımda. İman gaybadır. Neyse girmeyeceğim. Ebu Derde radıyallahu anh rivayetinde şöyle geçiyor. Müslüman bir kişinin din kardeşi için gıyabında ettiği dua kabul olunur. Bir de şunu söyleyeyim. Bizi şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etti mi babamıza? Yani dolayısıyla biz hepimize. Şeytan. Kim etti bize? Vefa gösterdi o zaman. Sana iman edene iman et o zaman. Sana iman etmedi mi melek? Ben de iman ediyorum ona. Hem de iman esaslarının içerisinde o da bir şey. Allah'a amentü billahi ve melaiketi. Peki Allah'a iman etmek neyse meleklere iman etmek de odur. Öyle değil mi? Meleklere iman etmiyorum desen Allah'a iman etmen de gitti. O zaman Allah'a iman etmek ne derece kaliteli ise iman meleklere iman etmek de aynıdır. Peki nasıl bir vefa? Kardeşim. Beni reddederken, beni tekzip ederken, beni inkar ederken, bana düşmanlık yaparken şeytan o bana iman etti. Vefa göster kardeşim sen de. Vefa borcunu öde. Ben de sana iman ediyorum. Delikanlısından sen diyorsun. Yani tabi estağfurullah ben iman ediyorum ben ya. Vefa. Vefa iman esaslarının içinde hatta. Hadisi bir de okuyorum bir mana. Ebu Derde radıyallahu anh anlatıyor. Müslüman bir kişinin din kardeşi için gıyabını ettiği dua. Ya Rab hatta ya Rab onun günahını affet. Ben mi yaptım ya? Ya onun adına günahını ya Rabbi ben insanım. Afa ihtiyacım var. İken bırakıyorum kendini. Ya Rabbi Murat'ı Salih şunu bunu Selahattin abi günahını affet. Oluyor. Melek de bizim için ediyor. Peygamber de bizim için dua ediyor. O zaman onun şahsı manesini onlar hep temizleniyor. Gıyabına ettiği dua kabul olunur. Onun başucunda memur bir melek vardır ki o Müslüman ne zaman bir din kardeşi için hayır dua ederse o melek ona benim kafamda sende de ya Rabbi Müslüman kardeşlerime şöyle yap ya Rabbi İsmail'e şöyle yap böyle yap dediğim zaman benim başucumdaki melek dururmuş. O hayır dua ederken o melek ona dermiş ki duan kabul olsun.
Bana diyormuş, Allah'ım bunun duasını kabul et, duan kabul olsun, istediğinin bir misli senin içinde olsun diye dua ederler. Bir hadiste de bir mana ortadan alıyorum. Yani hadis uzun, ortadan alıyorum. Allah'ım sen buna rahmet et. Allah'ım sen buna rahmet et Allah'ım. Onu varlığa Allah'ım tövbesini kabul et derlermiş melekler. Hadisleri uzun olduğu için ortada aldım. Melekler bize dua etmeleri, bizim adımıza tövbe ve istiğfar etmeleri Rabbimizin çok büyük bir lütfudur. İnananlar tabii olacaktır. İnanmayan olmayacaktır. En aynı zenni abdibi. Nasıl inanırsanız ben size öyleyim. Kabul etmeyene edilmeyecektir. Düşünsene. Günahları Allah'tan Celle Celaluhu başka kim bağışlayabilir? Düşünebiliyor musun? Senin günahını Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki, Allah bir kulunu sevdiği zaman Cebrail aleyhisselama ben onu seviyorum sen de sev der. Cebrail aleyhisselam da o kulu sever ve gök halkı arasında Allah falan kulu seviyor siz de seviniz diye haber verir. Onlar da onu severler. Sonra da yeryüzünde yaşayanların kalbini onun sevgisini yerleştirir. Unutma şu anda benim şeyim izam. Unutma insanın amellerini yazan melekler de hafaza melekleridir. Kalem de bunların elinde. Severim onları. İman edince kalem de onun elinde. Bak şimdi geleceğim bir şeye. Uyuyana kadar günahını yazmıyor. Sevap yaptık tak yazıyor belki vazgeçer diye. Günahı yazmıyor. Ne zamana kadar yazmıyor Salahattin abi? Yatıncaya kadar. Yatıncaya kadar yazmıyor. Belki tövbe eder diyor. Şuna. Gel de sev ya. Bir de sabaha kadar bekler yine. He? Sabah da yapmasa ondan sonra da mecbur alıyor. Tehlikeye girin. Çünkü melekler vardiya tutarlarmış biliyor musun? Bir tutan bir daha tutmuyor. Bir ikindi de bir de sabah. Onun için hemen ikindi ve sabah çabuk kıl ki nöbetçi değişmeden ezanla değişiyormuş namaz vakti. İkindi kılana kadar o nöbetçi değişmiyormuş. O zaman giden nöbetçiye ya Rabbi bu ikindi kıldı diye söyletir git. Nöbet değişikliği yapıyorlarmış. Sabit değiller. Bak insanlara müekkel meleğin sabah ve ikindi de çalıştığım için mevzuma ikindi de melekleri nöbet değiştiriyorlarmış. Sabah ve ikindi de. Sabah ve ikindi nöbet değiştiriyorlar. Yani sırayla nöbet tutarlar. Onun için vaktinde kalk namazını kıl ki nöbet değişikliğinde değişen melek gider ayak şahit olsun. Ya Rab kıldı. Bu şahit birden oluyor abi. Yani sif seni mesela öteki sabah nöbet tuttu. Nereye kadar? İkindiye kadardı. Sabah senin namaz kıldığını gördü bu melek. Öğleni gördü. İkindi görmeden değişiyor. Kıldın ama geç kılınca görmedi. La bari bu namaz vaktinde değişecek. Sabah şahit oldu. Öğleni şahit oldu. İkindi değişecek. Vaktinde kılarsan ikindi de şahit olacak. İkisi de ama. Evet ikisi de. Çünkü ötekisi de geldi. Silahlar değiştirilirken şahit. Giden diyor ki arkadaş diyor ben gidiyorum ama Hasan hala namazını kılmadı diyor ya. Neyse diyor o kadar üzülme diyor. Ben şimdi nöbet tutarken kılar o. Ama ben şahit değilim. Değilsin tabii dedi. Onun için hemen şahit et. Benim elimde olsan öğleninde de koyardık bir tane. Sabah çıkarlar, ikindi de çıkarlar de diğerleri gelirler. Gece yarısında teheccüd vakti ise rahmet ilahinin yoğunlaştığı andır. Oraya başka birileri geliyor. Genel kurmaylar geliyor. Tabiri caizse on iki nöbetçi vardı ya. Sabah ikindi de tuttu sabaha kadar ya. Sabaha kadar ama bir bakıyorlar ki gece yarısı başkaları geliyor. Niye? Ola kalkmış İsmail teheccüd kılıyor. Vallahi onlar da çekiyor. Nöbetçi subayı nöbetçi konseyi. Nöbetçi subayı garnizon komutanı. Allahu ekber. Vallahi geldi kalkma ha. Valla bir tane firavun var ki nasıl kaldırıyor işte. Teheccüd vaktinde ise rahmet ilahinin yoğunlaştığı andır. Hazreti Enes radıyallahu anh kulun gündüz veya gece amelini yazan hafaza melekleri
yazdıklarını Allah'a yükseltirler. Tamam mı? Bak ne oluyor? İkindi ve sabah mı? Yazdıkları amelleri Allah'a götürürler. Bak Allah ne yapacak? Bu Allah nasıl Allah bak. Allah sayfenin baş ve son kısmına hayli bakıyor. Baş kısmı ikindi namaz kıldı. Buna ona ilk şahit. Sonunda da sabah değişecek ya. Sabaha kıldı. İkisi birbirini görüyor. Sabaha kıldı sabah. Öğleyin namazı kıldı. Baş ve son namaz. Allah da aldığı kağıdı alıyor kağıdı. Başı namaz, sonu namaz. Bak Allah ne yapacak? Allah sayfenin baş ve son kısmını hayır hadi sağ. Allah sayfenin baş ve son kısmını hayırlı bulursa başı namaz, sonu namaz, ortasına bakmıyor. Meleklere şöyle der. Sizi şahit kılıyorum. Ben kulumun sayfasının iki tarafı arasında kalan